10 hediye 10 kişiye. Birinci hediyemiz bu. Oha, Sephora'ya bakın. Oha. Burberry. Oha! Hazır mıyız? So find a way to... Beni görebiliyor musun? Ben görüyorum ama çok küçüksün. Bence de ben de çok küçüğüm şu an. Ne bunlar? Ne gelmiş olabilir bu kar? Bak Sephora'da şöyle bir koli var şu an önümde. Şu an kadrajda yoktur muhtemelen. Birincisi bunları nasıl açacağım? İkincisi bunların çöplerini nasıl atacağız? Üçüncüsü ben bu kadar şeyi eve nasıl götüreceğim? Götürmeyeceğim. Götürmeyeceğim yani. Yardım ederim ben sana. 5 tane alıp götürsün evine. Ofise gelenlere sesleniyorum. Alabilirsiniz. Tabii bıraktıklarımı. Nereden başlayayım? Yani şu önündekilerden başla, mikrofonu engelliyor. Bu? Olabilir. Bunu zaten açmalık bir şey yok. Kills. Ne yapmış Kills? Uykusuzluk, toksinler, kirlilik gibi ciddi yaşlandıran çevresel faktörlere karşı. Aa, yeni serum yapmış galiba. Kırmızı bayağı güzel. Teşekkür ederim. Bu eve gidiyor. Ne yapıyorsun bu arada? Nasılsın? Direkt hediye açmaya başladım ama başka bir şansım yok gibi duruyor yani şu an. Bence de hızlı hızlı hediyeleri açalım. İyiyim ben. Aynı devam ediyor. Ben de iyiyim de bunlar kaç ayın paketi? Bir ay. Bir. Geçen ay yaptık. Dene bunu kom. Hiç şaşırmadım. Hiç. Dene bundan kaç paket var çok merak ediyorum. Şöyle bir paketimiz var. Su çıktı. Su çıktı. Yok. Şey, maden suyu mu, su mu? Doğal kaynak suyu. Tutamıştım, iyi oldu şu an. Gerçekten iyi oldu bu arada. Bayağı susamışsın ama. İçim yanmış, içim. Ay daraldım, çok bastılar beni, çok bastılar. Anlayabiliyorum seni şu an. Bayağı basıldım yani şu an. Kendimi buraya kısılmış gibi hissediyorum. Hani acil bir durumda çıkamayacak gibiyim şu an. L'Oreal'den bir paket var. Yine ağır ve güzel bir paketi benziyor. İçinden ufacık bir şey çıkarsa kavga. Men yazıyor zaten üstünde. Aa evet. Erkekler için. E tamam, cana veririm bunu. Deodorant. Yine. Tamam, bu cana gidiyor. Aa bak, en sevdiği şey yüz yıkama jeli. L'Oreal, çok teşekkür ederim bana bu jeli yolladığın için. Sağ ol. İnşallah başka kadınlar için olan bir şey de çıkar bunların arasında. Biraz açılıyor önüm. Ne almam istersin? Şu onu? Önündekileri bir... O önündekileri nasıl alabilirim? O değil, o değil şu. Bir şu tarafa bir çevirsene. Nasıl alacağım? Şey gibi değil mi? Neydi? Cenk mıydı? Evet. Şu an onu oynuyorum hediyelerle bildiğin. Bir de düşünürsen arkada monitör var, oradan korkuyorum ben. Kork bence de bu arada. Kork yani. Ne alayım? Şu önündekiler siyah. Önündeki onun diyorsun, altındaki. Önümde sence sadece 3-4 tane şey mi var? Hangi önümdeki? Şu siyah paket var bunu... önünde. Hayır evet. Nereden gelmiş? Bana makas vermişti. Makas verdim, falçata verdim. Nereye koydum ben onları? Ama insan bir açıp verir bunları yani. Zaten yeterince paket açacağım, bir de bunlarla uğraştırıyorsun beni. Ama sıfır aldığımı göstermek için yani. Bayağı bu arada hafif bir dandiye benziyor. Ama çok iyi geziyor. Çok ilginç paketler var. Ne çok o? İlginçler. Bayağı değişik. Alo. Deterjan mı? Lider sıvı çamaşır deterjanından daha iyi temizler. Çok iyi değil mi? Sıfır masrafım ya. Böyle bir şey olamaz. Bak sıfır masraf. Her şey geliyor. Aklınıza gelecek her şey. Sakızından ayakkabısına kadar. Deterjanından. Evet, ayakkabı, deterjan. Prezervatifine kadar. Her şey geliyor. Çok garip. Hani annemler eve gelse, iki kurcalayayım dese çok yanlış anlayabilecek her şey var evde. Ama yolluyorlar, ne yapayım? Nereden? Dene bunu, kestir. Kutusundan anladım. Değilmiş, tamamen salladım. Bu ne bu arada gerçekten? Bunu açmayacağım ya, çok saçma bu. Bana gelmemiş olabilir bu arada. Arda'ya gelmiş bu. Ha. Siparişi yani. Bir şey söyleyeceğim. Zaten önün çok kalabalık. Bir de suyu koydun oraya. Ha! Her şey bitti. Gerçekten şu mu battı sana? Önümdeki şu mu battı? Şu. Yok, seni görebilmek adına. Böyle yapınca çok iyi görüyorsun. Bakın şimdi farka bakın. Oha. Bakın şimdi. Oha. Tamam. Seni kırmayacağım. Bir de şu paketi açtın mı tamamen açılacaksın. Hangisini? Bunu mu? Evet. Vav. Wow, bayağı iyi. Açılmadım ben. Açalım bakalım. Arda Kofoğlu.
kargolarını ofisime, stüdyoma yollatma. Bir tane senin kargon çıktı. Şey almışsın. Televizyon silmek için. Bezle sprey. Ve evet. Darfin. Cilt bakım ürünlerine bayılırım. Ay, lamer nemlendiricim bitti ya. Olacak. Temizleme jelim de bitti ya. Çıkar buradan herhalde. Lamer bu ara tık yok lamerdi. Niye bilmiyorum yani. Darfin. Evde zaten hani böyle insanları eve alıp şey yapabileceğim bir Darfin ve Shiseido koleksiyonum var. Hani sergi yapabilecek kadar. Yemin ederim Alev paylaştı. Alev Kaya. Bunu storiesinde. Dedim ki gidip eczaneden alayım. Hiç kargo beklemeyeyim dedim ve şu an başıma gelene bak. Beklediğim bir üründü yani. Evet. Beklediğim değil. Gidip alacaktım yani bunu. Ayırdım. O benim. Bunu da ayırayım da ne olur ne olmaz gözünden kaçar falan. Bunlar hep denenecek. İşim bu, işim. Yanlış anlamayın, işim bu. Ay zaten sana geldi, kimse bir şey demiyor. Deniyorum. Bunu da açayım o zaman, iyice önümüz gözümüz açılsın. L'Oréal Paris. Sinirlenmeye başladım açamadığım her kutuda. Kutunun tam halini göstermeye çalışıyorum hani. Ne yapıyor diye bakma. Üçgen bir kutu. İçinden de üçgen bir şey mi çıkacak? Hayır, fondöten çıkacak. Impalable. Tatam. 56 kere falan story'imde paylaşmış olabilirim zaten. Neden hediyeleri göndermiyoruz? Gönderdik mi diğerlerini? Gönderdik diye biliyorum. Yani çünkü ofiste yok. Tamam, gitmiştir o zaman. Tamam, o zaman gönderiyor muyuz? Arda'yla konuş. Niye? Çünkü... Hediyeler benim hediyelerim, takipçiler benim takipçilerim. Çünkü o süreç biraz sıkıntılı bir süreç oluyor. Bana ne? Bana ne? Tamam, o zaman 10 kişiye 10 hediye gitsin. Abartmayayım bu sefer. Okey. Evet, çünkü gerçekten çok zor oluyor. Gitmiyor, karışıyor. Bak çok sinirliyim ha. Gitmiyor, karışıyor, adresler birbirine giriyor, beğenmiyor giden ürünü. Şimdi ben burada diyorum ki Nars'ı yollayacağım diyorum. Nars Ayşe'ye gidiyor. Bu sefer Fatma diyor ki bana niye Nars gelmedi? Ama ben sana Nars'ı yollayacağım demedim ki. Karışık herkese isme, her isme bir hediye gidecek dedim. Haksız mıyım? Haklısın. Tamam, 10 hediye 10 kişiye. Birinci hediyemiz bu. Bu kutu. Bu. Böyle gitsin ama. Sadece fondötenler değil, böyle. Tamam. Bana geldi haliyle. Ayırıyorum bunu. Ah, gözüm gözüm açıldı ha. Teneke içinde sıvı hissediyorum. Dene bunu. Doğru tahmin etmişim. Teneke içinde olduğunu bile söyledim size paketin içindeyken. Termal su. Bayılırım termal su. Yüzüme sıkmaya bir saniye. İnşallah yüzü sıkılıyordur. Bak bir ferahladı. Yoksa klima açtırırdım sana. Eve gidiyor. Bunda ne var acaba? SPF serum. Denensin. Ya da bu paketi de yollayalım mı ya? Benim çok fazla güneş ürünüm var zaten. Ama şey alırım. Termal. Okey. Tamam. Bu paket de size geliyor. İki oldu. İçinde bir serum ve bir de güneş koruma kremi var. Denebulu.com'dan geliyor yine ve yine. Diş seti. Diş seti. Glimo, Glimo diye bir markanın. Çok güzel nane kokuyor paket. Bayağı. Bir şey mi sıktınız? Ürünlerde gerçekten bu kadar... Nane mi var? Bayağı güzel nane kokuyor paket. Ama her şeyi deneyemem. Dene bunu kom yani. Suyundan şusuna busuna her şeyi deneyemem. Oha. Çok iyi değil mi? Canlı paketlere bayılırım. Maybe New York. Tahminin nedir? Parfet. Ruj seti. Hayır. Far seti. Hayır. Dokunabilir miyim? Tabii. Neresine dokunuyoruz? Boş lan. Benim gördüğüm çoğu boş. Paket gerçekten boş mu? Paket boş. Kimler geliyor bu ofise? Nasıl kimler? Kimler geliyor bu ofise? Paketi sen açtın. Hangi influencerlar geliyor? Hayır, paket böyleydi. Bantını çıkardım. Bant tekrar takılabilir bir şey. Ben anlamadım yani. Ha şey olarak mı yani biz... Aa, bir şey söyleyeceğim. Bence zaten eve koyalım diye yollandı bu. Baksana kısım kısım çok iyi makyaj malzemelik değil mi? He, anlamadığım için. İşte ya işte markayı zan altında bırakıyorsun. Yeni maskaram bu.
kirpik diftik etkisi mi? Hayır, yeni değil ya. Ben bunu denedim, kullandım. Tamam, bu eve gidecek. Çünkü bunu makyaj masama çok yakıştırdım. Can canlı renkleriyle. Baya yakışacak. Bu ne? Çikolata gibi. Çikolata mı? L'Oreal Paris. Bu mu sadece? Yok. 5 ürün var. Oha! Çok güzel set. Bu da gitsin. 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 Bu güzel bir set bayağı. Onu öyle mi yollayacaksın? Paketiyle mi? Evet ya. Böyle. Yollanır ki ne var bunda? Gayet yollanır. Bu da size geliyor. Etti 3. Ama daha güzel yollayacağım şeyler çıkarsa değiştiririm. Sen. Birine o atıyorum, güneş kremlerini alırım. Onun yerine daha büyük bir şey koyarım. Ben şu Sephora'yı çok merak ediyorum. Aç. Nasıl açacağım? Onu açamazsın. Onun... En son mu açacağım onu? Bilmiyorum da onun üstünde ve... Tamam, böyle şey yapalım. Sen bilirsin. Hayır, onu açabilirim. Üstünde 3 tane ürün var. Oha, Sephora'ya bakın. Ne çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Benefit diye düşünüyorum. En inanılmaz PR paketlerini Benefit yapar Sephora'dan. İçinden bir paket daha mı çıkacak, yoksa dağınık bir şeyler mi bekliyorsun? Bence çok güzel böyle şey, bir PR paketi. Hani ay, yordun beni ya. Yordun yani. Ohohoho. Sephora kendi markasına bir kutu yapmış. Üf. Gerçekten üf bu arada. Hey, bir şey kayıp burada, hey. Arkaya kaymış. Önünü kapattın diyorsun, ne yapabilirim? Allah aşkına şu halime bak. Hey, bu kaymış buraya. Tamam, neyse, onu düzeltirim. Oha. Bitmedi daha, devam. Çekmece, böyle çekmeceleri var. Şaka mı? Arkadaşlar, gösteremiyorum ama burada ve 10-15 tane de ruj var. Bana yardım çağır. Daha bitmedi, daha burada da bir şey var. Cilt bakım ürünleri. Bak, görebiliyor musun? Çıkar çıkar. Geri takamıyorum. Bitmiyor. Bir çekmece daha var. Orada kaymış herhalde. Fondöten ve fırça, evet, ama ben görebilirim. Oha, çok iyi paket olmuş. Aşırı iyi paket olmuş. Kaldım tıkandım şu an, çıkış yok benim ettim. Buradan. Alayım mı onu senden? Bunu mu? Alsana. Çıkış yok yani bende. Teşekkür ederim. Ben anksiyete geçiriyorum. Gerçekten anksiyete geçiriyorum yani. Biraz şu önümü açayım, evet. Nedir bu? Arzu Kaprol imzalı maskeler. Maske gelmiş. Bayağı da desenli mesenli. Teşekkür ederim. Kırılabilir diyor. Kesin kırılmıştır o zaman. Nereden geldin tahmin etmek hiç zor değil. Nereden? L'Oreal. L'Oreal ayda 30 paket falan yolluyor galiba. En sevdiğim kağıt maskeleri. Kırılan ne? Ve ben bunları paylaşmıştım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Hyaluronik asitli şey, gece bir gündüz kremi diye paylaşmıştım. Bunlar... Evet. Sephora! Sephora'dan bir paket gelmiş. Dünyamı kurtardın. Gerçekten kurtardın. Saint Laurent maskara, volume efekt. Eve gidiyor. Bak, Mentos. Demiştik ya, sakın zancaya kadar gelmiyor. Evet, gerçekten. Mentos böyle bir şey olamış. Sana istersen bir paketini verebilirim. Alırım. Tamam, anlaştık. Hangisini istersin? Fark etmez. Mavileri mi, yeşilleri mi? Yeşil. Tamam. Bak, bunları sana ayırıyorum. Hem de şekersiz. Teşekkür ettim. Bunlar da benim. Sakız ihtiyaçlarımı da giderdim çok şükür. Yaklaşık bir aylık. Bu bana mı ya? Bana değil bu. Bu bizim şirkete gelmiş. Garip bir şey bu. Bunu da ayırıyorum. Foreo! Foreo'dan bir şey gelmiş. Oha! Çok tatlı. Bak. Ne onlar? Bilmiyorum ben de. Maske. Bu da maske. Uyku. Hayır.
Maskeyi yaparken kafama takacağım. Elle yazılmış notlara bayılırım. Foreo çok teşekkür ederim. Bayağı övüldü bu maskeler. Artık görüntüm biraz bozuldu mu sence? Yo. Bu paketten eve de geldi. Helen Shoulders paketin. Bu paketin evde var. O yüzden bu paketi ben de sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl fikir? Yüklerimden Sephora. Sephora ya, ne oluyoruz ya bu ay? Her ay aynı performansı Sephora'dan bekliyorum. Böyle markaların daha çok ürün çıkardığı bir dönem var mı? Yaz öncesi falan. Ay, ne bileyim ben. Ben olsam kış öncesi çıkartırdım. Çünkü yazın çok makyaj yapamıyorsun. Doğru. Ama kışın yardır. Yine çok iyi bir paket gelmiş. Sevgili Damla, etkili bir cilt bakımı için en özel içerikler sonbahar... Bana bir set yapmışlar. İçinde Saint Laurent, Ren, Clarins, Clinique ve Origins var. Herhalde takipçilerine yolluyorsun. Ne? Duyamıyorum. Eve mi gidiyor? Affedersin de yani. Affedersin artık. Geçen aykinden sonra biraz hakkım var. Evet. Üstüne kedi... Kedi mi içirmiş? Hayır, bunu? Şöyle bir sıkıntı var. İçecekli bir şey gelmiş ve o kırılmış. Ve bazı şeylere akmış. Bana bu arada gerçekten içecekli bir şey yollayacaksanız eve yollayın. Ofise yollamayın. Ya da hiç yollamayın. Yiyecek içecek ikisi de. Çünkü heba oluyor burada. Çünkü ben bir ay sonra açıyorum paketleri. Nivea. Benimle paylaştığım ve tahmin ettiğim şey geldi. O yüzden bunu da takipçilerimle paylaşabilirim. Attım ya, linkini verdim. Makyaj bazları. Bu ikisi. O yüzden bunlar size geliyor. Kaç oldu? Ay, sen niye bu işin hesabını tutuyorsun? Dedin ya. Yo, ben 20 tane de yollarım paket içinde. Sen mi rınkırın ettin? Yok çok zor oluyor, yok bilmem ne. Hayır. Bu işin hesabını ben tutmuyorum. O yüzden zorluğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ameliyat ediyorum şu an paketi. Gene bunu ya. Biraz azaltsak mı? Hani bir tık böyle azaltsak mı yani paketlere? Hayır. Ama takipçilerine gidiyor. Niye azalsın ki? Seso, tüy dökücü, krem. Azaltmasınlar tabii ya. O lafın gelişi yani. Şımarıyorum şurada. Sakın, sakın. Maybelline beni salar. Sal beni ya. Maybelline ve L'Oreal. Salmayın sakın. Bunların hepsi şaka. Oha. Şaka mı? Sakın beni salmayın. İçindekileri göstereceğim sana. Hazır mısın? Hazırım. 1 concealer, 2 concealer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bitecek mi? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Şaka mı? Concealer'a çok mu ihtiyacım var? Böyle bir mesaj mı verdin? Ben bu mesajı vermedim. Ama galiba marka bana concealer'a çok ihtiyacım olduğunu söylemeye çalışmış. Acaba bir önceki videoda şey falan mı dedik biz? Concealer yollayın da takipçilerime gönderelim falan mı dedik? Çünkü bir kutunun içinden 22 farklı concealer çıkması çok garip. Bu 10 takipçiye bölünebilir. Ama benim çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım oluyor, biliyor musun? Bence ihtiyacın yok ama sen bilirsin. İhtiyacım yok zaten de 10 takipçiye göndereceğim mi? Yok. Ha, ben de göndermiyorum. Arda gönderecek mi? Yok. Hayır ya, böyle değil. Daha denenmemiş şeyler göndereceğim. Bunları 50 kere ben story'imde, bir yerlerde, YouTube'da falan paylaştım. Ben bile hatırlıyorum. Gidip alınabilecek ürün. Ben daha böyle değişik... Mesela Nivea'nın o yeni çıkan makyaj bazı. L'Oreal fondöten. Ne bileyim, öyle şeyler işte. Konuşturma, oyalama beni. İşim çok. Ve L'Oreal. L'Oreal'den o paket çok güzel. Bunu gönderebiliriz. Çünkü bu maskaradan var bende. Paradise maskarasından o meşhur maskara. Çok güzel duruyor çiçeklerle birlikte. Evet, bu gitsin ya. Gitsin gitsin. Bu da size gidiyor. Bence bunları yollaması kolay ya. Bantla paketle yolla işte yani. Değil mi? Değil mi? Bence de kolaydır herhalde. Bence de kolaydır. Bu ne? Garnier. Yazın coşkusu mu? Yaz mı kaldı be? Yazın coşkusu
kostüm hızıyla devam ederken Garnier olarak yazın vazgeçilmez ürünlerinden oluşan bir plaj çantası sana özel hazırladık. Bu arada çok iyi görünüyor plaj çantası. En sevdiğim şey kağıt maskelerden gelmiş yine. Kağıt maskeler var. Garnier temizleme jeli. Bunları size 50 kere story attım. Değerimi bilecektiniz işte. Yine değerimi bilecektiniz. Ben size söyledim bunları 50 kere. BB krem. Bu BB kremini seneler önce kullanmıştım ben, güzel bir. Ve güneş koruması tabii ki de. Ne yapayım bunları ya? Çanta da güzelmiş. Ne yapayım, bu gitsin mi gitmesin mi? Hepsi var bende. Ama nasıl gidecek bu ya? Çok iyi duruyor. Çok iyi duruyor ve şey bunlar işte. İnanılmaz iyi. Color tatular. Benim olsun. Bence onu ofiste bırak. Mantıklı biliyor musun? Çok videolar güzel renkler var çünkü. Evet. Normal hayatta makyaj yapmadım. Ah dur, çekmecelerime koyayım. Yeni stüdyomda. Çok mantıklı söyledin. Hatta çoğu makyaj malzemesini burada bırakayım. Faber-Castell. Gördün mü bunları? Herkesin storiesine paylaşıyorlardı. Tarzını parlat. Burada deneyebilirsiniz. Oha! Oha çok güzeller. Yanlarında şey var, simler var. Çok güzeller. Bak. Parlak yapmışlar keçeli kalemlerine. Bayağı iyi. Sağ tarafıma bakmak istemiyorum. Orası beni de korkutuyor. Dene bunu mu? Pink Paradise. Deodorant. Sıfır alüminyum. Kokusuna bakayım. Çok güzel. Evet çok iyi. Değil mi? Bayağı güzel kokuyor. Üstten başlayalım istersen. Evet, bir noktada başlamamız gerekecek ve burayı görmenizi isterdim gerçekten. Sezgin Hanım'dan. İsimden geldi ya, şaşırdım. Noche. Noche. Yeni bir marka falan mı yoksa benim cehaletim mi? Bu işte benim şeyim mi acaba? Korse aldığım marka mı? Noche. Ben İzmir'de bir yerden çok inanılmaz iyi korseler almıştım ve hala giyemedim onları. O mu acaba? Bak. Bu eve gidiyor. Dayanamıyorum, dayanamıyorum yani. Şu şampuanları yere atıp şu pembe şeyi de açar mısın? Sen de sinirlenmeye başladın. Yeter. Ben nasıl atabilirim? Atacak yerim yok benim, merak edemiyorum şu an. Ay orada, oraya düşmüş bir şeyler var. Benim. İstemem. Verme istemem. Garnier. Miseler gül suyu. Ne bu? Aa bir de pamukluk mu? Pamuk koyuyorsun onun içine. Başıma ağrılar girdi. Cidden ağrılar girdi. Başlıyorum. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Sağ taraf başlıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Benefit mi? Evet. Bir dakika. Hatırlıyor musun? O çantayı hatırladım. Sen takipçine yolladın, bir tane daha istedim. Doğru hatırladın değil mi? Evet. Ya teşekkür ederim. Tam göster mi? Aynı paket değil. Çanta aynı demek ki. İçinden 5 ürün eksik. Büyük palet koymuş. Ya çok sağ olun. Sesimi duyduğunuz için. Bu da takipçilere gidiyor değil mi? Selin'im izlemiştir beni. Ah neler yaşadık Benefit Selin'imle, başımıza gelenler. Hatırlatmak daha iyi istemiyorum. Ne bu? Her paketi aldığımda da niye ne bu diyorsam, at bak işte ya. Ay vallahi Sephora'ya bir şeyler olmuş bu ay. Anastasia Beverly's'in yeni. Yeni mi acaba? Yeni herhalde. Yoğun ve simsiyah. Yo ya, yeni mi? Neyse yani, ne önemi var? Vallahi Sephora müthişsin bu ay. Müthişsin yani. Luxottica. Burberry. Sevgili Danla, Burberry ilkbahar yaz 2020 defilesi markanın sürdürülebilir... Ne ki? Lütfen bana yakışacak bir güneş gözlüğü olsun. Çok iyi. Teşekkür ederim. Luxottica, doğru mu okuyorum? Bence doğru okuyorum. Bu eve gidiyor. Çünkü şimdi bu gözlük yani. Bana yakışır, sana yakışmaz. Doğru. Olabilir yani böyle şeyler. Evet.
Sağ taraf güzel başladı, kabul et. Burberry'yle. Evet. Çok iyi ürünler. Sephora, Anastasia, Beverly Hills, Burberry devam ediyoruz. Sarısı başına. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ben çekiyorum. Niye biliyor? Hayır, onu değil. Hemen yanlış anlama. Biliyorum ben kurguladığım için. Evet. Ben yaptığım için biliyorum. Ha, biliyorsunuz, siz de izlediniz. Şaka mı bu? Can'ı arayacağım bir dakika. Ya da aramayayım, atarım. Dur, fotoğrafını çekeyim. Bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız geçen haftaki vlogu izleyebilirsiniz. Yani Can, Ece ve ben evde 3 saat, vlogda kaç dakika var bilmiyorum ama evde 3 saat şunu oynayacağız diye uğraştık. Bir hafta önceki balıkçı videosunda. Ne diyecektim? Eve mi gidiyor? Eve gitmiyor da. Eve gitmesin, evde var yani. Evet, size gelsin bu. Biz anlatıyoruz vlogda nasıl oynanması ve yalnız oynanmaması gerektiğini. Yalnız çok iyi çiziyorsun. Canım, çizişini gördün mü? Bu taraf gerçekten güzel gidiyor bu arada. Hunka mı? Hunka diye mi okunuyor? Kolonya. Bunlar ofiste kalsın ya. Olur. Değil mi? Tatlı. Arada ferahlama ihtiyacım oluyor ya, malum ofis. Biraz basık ya hani. Benim gibi büyük bir YouTuber'a. Hani biliyorsun çünkü yurt dışındaki YouTuber'ların eşek kadar stüdyoları falan oluyor. Böyle hayvani ışıklı falan. Bize yetiyor diye aslında. Size yetiyor olabilir. Önemli olan bana yetiyor mu? James Charles'ın falan böyle stüdyolarını görmüşsünüzdür illaki. Görmediyseniz link atayım da izleyin yani hani. Benim stüdyo biraz basık ya. Üstüne alınması gereken herkes alınabilir. Aşığım. Nebahat Çehre koleksiyonundan. Kadının zarfı bile. Sevgili Damla, bitmeyen enerjinle, bu arada biz Instagram arkadaşıyız Nebahat Hanımcığımla. Bitmeyen enerjinle etrafına neşe ve mutluluk veriyorsun. Her daim enerjin daim olsun. Rufat İsmail ile birlikte hayata geçirdiğimiz koleksiyonumuzun ilk heyecanını seninle paylaşmak istedim. Koleksiyonumuzdan senin için seçtiğim parça eminim üzerine çok yakışacak. Sevgilerimle Nebahat Çehre. Diyeceğim, bence de bana bayağı yakışacak. Sen seviyorsun öyle. Evet. Daha bunu kanıtlamak için. Aşağı. Ha, yelekmiş. İşte kanıtladım bana ne kadar yakıştığını. Hiç öyle gibi bakmadın. Ha, çok yakıştı. Ha. Seni böyle çok gördüğüm için yadırgamadım. Çok teşekkür ederim. Bak, hala orada meyveli. Şu büyük şeyi açmamı istiyorum ama üsttekiler dökülecek diye korkuyorum. Ay, o zaman üsttekilerden başlayayım. Bu nedir? O bir tablo gibi bir şey. Sevgili Damla, sokak hayvanları için verdiğin mücadeleden dolayı sana teşekkür etmek istedik. Mırmırla yaşayacağın daha güzel senelere. Mırmır çizilmişse ağlarım. Kim? Animal Art Turkey. Aa. Hayır, yatmadım. Ve niye duygulandım biliyor musun? Mırmır astım hastası ve şu an klinikte kalıyor. Hmm, geçmiş olsun. Ya, şaka mı? Oha, çok güzel. Durun, ses kaydı atayım, dur. WhatsApp numaralarını bırakmışlar. Bu arada çok başarılı da bir çizim. Evet, ve ben şu an ağlamamak için konuşmuyorum. Çünkü kimseye de ona ağladı dedirtmem. Mesaj atacağım, özel bir mesaj atacağım. Bu sizi ilgilendirmez. Çok güzel olmuş, çok. Minik kızım benim ya, onu görmeye gideceğim bugün. Toparlanıyorum. Tamam. Ah, güzel bir pakete benziyor. Hemen surat ifadem değişti. Propia. Bant var herhalde. Evet. Güzel kokuyor. Dene bunu, paketlerin işte hep çok güzel kokuyor. Merhaba Danla, seni yeni bir cilt bakım rutini olan Propia ile tanıştırmak istiyoruz. Dermatolog doçent doktor Yasemin Oran tarafından geliştirilen ve Fransa'da yüksek kalite odayla güvenilir bir şekilde üretilen Propia, hem gençlerde hem yetişkinlerde sıklıkla görülen sivilce oluşumuna karşı 3 adımlı bir cilt bakım rutini sunuyor. Reg zamanlarım için müthiş bir deneyim olabilir. Olabilir, eve gidiyor. Dene bunu. Deneyeceğim, Allah kahretsin.
hepsini deneyeceğim. Aa, evde stoğum var. Yemin ederim stoğum var. Bu arada banyoya bildiğin market dolabı kurdum. Nasıl yani? Şöyle, şimdi bir banyonun sol tarafı var. Sol tarafında böyle losyonların bilmem nelerin zarsuz klasik. Orası bir dolap. Her banyo dolabı gibi düşünebilirsin. Bir de sağ tarafta büyük bir dolabım var. Normalde büyük havlular için falan yapılmış. Böyle raf raf. Bak bir açıyorsun Migros'tasın. Şey mi, ürünler ona göre dizilmiş. Öyle bir dizdim ki ve en az mesela 40 tane duş jeli. Şaka değil. 30-40 paket diş macunu, diş fırçası, el sabunu, saç boyaları. İnanamazsın. Şu an satış yapabilirim evde. Çok rahat. Hani stoğu tükenen market falan olursa güzel fiyattan anlaşabiliriz yani. Bunlardan şakasız 15 paket falan var. O zaman gönderiyorsun. Ya abi şimdi yani 100 A'da bantıda göndermeyeyim anladın mı? Abartma sen de artık. Ama az ürün oldu. Sen iyice abarttın. Az ürün oldu. Az ürün olmadı ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 ürün var aşağıda. Ha, iyi olsun. Çok şaşırdım. Ben anlamadım. Anlamana gerek yok yani. Ya Maybelline'dir, ya L'Oreal Paris, ya da denebunu.com'dur. Bu videoyu yazan ya da Sephora'dır ya. Ay geğirecektim, çok zor tuttum kendimi. Doğal ışıltılı makyaj koleksiyonu. Güzel bir ruj gördüm gibi geldi de. Güzelmiş. Göster. Güzel, kullandım artık eve gidiyorum. Evet. Küçük bir paket. Ya of ya, bana Fashion Week'i hatırlatmak zorunda mıydınız? Hiç gerek yoktu bence böyle bir şeye. İçinden ne çıkacak acaba? Bak yine 4 aşamalı bir şey. Ceylan göz makyajı. Burada göz setimiz var galiba. Burada. Oha. Farın rengi çok güzel. Bir dakika, bir şey var orada. L'Oreal Paris Fashion Week. Şey. Giriş kartı, sağ olun. Ne bu? Teselli mi bu? Teselli mi? Paris Fashion Week. İnanıp gitsem ya mesela. Bayağı gitsem ve her... Bir dakika. Paris Fashion Week'e davetlisiniz. Bu yıl defileleri online takip et. Paris Fashion Week resmi partneri L'Oreal Paris ile 2021 makyaj trendlerinden ilk sen haberdar ol. 28 Eylül 12 Ekim arasında Trendyol'da Paris Fashion Week'e özel fırsatları kaçırma. Aa, sponsor olduğumuz defileler. Balmain falan defilesine girebiliyorum bununla online olarak mı? Herkes izleyemiyor mu zaten? Ay işim var, aramayın beni. Fashion Week'teyim. Bunu ofiste bırakıyorum. Kullanırız videolarda, okay. Deneriz ederiz. Bırakamıyorum, yerim yok. Alayım mı? Yok, at, koyuyorum üstüde artık yani. Bak, nota bak. Sevgili Danla, YouTube'u tekrar muhteşem yaptığın, yarışmaların gizli şampiyonu olduğun ve bol bol yalgı dağıttığın günlerde giyinmen dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Aha! Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi? Çok güzel olmuştur. Fotoğrafımı çekeceğim bunu. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Vallahi sağ taraf süper. En baştan buradan başladı. Pet Shop İstan. Pet Shop İstan. Yine kedilerimle alakalı bir şey olabilir mi? Beni niye bugün duygulandırıyorsunuz gereksiz? Kedim asla. Ya yiyeceğim. Yaş mama köpekler için. Bal. Pikler oluyor ya oynadıkları. Şampuan. Şampuan. Bunlar bala gelmiş. Ah, kedilerim içinde var o stiklerden. Bunlar bu arada çok seviyorlar manırlar bunu. Yusuf'cum her ihtiyacım karşılandı bugün. Her ihtiyacım. Kedilerime kadar, köpeklerime kadar. Ya şaka yapıyorsunuz ya. Kedi tasmaları. Bunlar nereden geldi? Pet Shop İstan. Hiç ağzını sıçtım şimdi akşam senin. Hala dolu bu arada. Yaş mamalar. Bu arada ben ofise yolladığınız bunları evde olduğu için arabada bırakıyorum. Ve bayağı işime yarıyor. Sokaktakiler için haberiniz olsun. İstediğiniz kadar yollayabilirsiniz. Bu da balım ama. Evet.
bitmedi. Dördüncü tasmamız. Zaten az önce içimde bir burukluk olmuştu. Bir tanesi tasmasız mı kaldı diye. Akşam sıçtık biz. Yani evde şov var akşam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepsi seviyor mu oynamayı? Deli misin? Kafayı yerler. Yani şu topu bile attığında önlerine delirirler. Yine Sephora. Sephora vallahi süpersin bak, süpersin. Wow. Oha. Bir şey diyeceğim, bayağı güzel şeyler var. Ruj var bunların içinde. Nude stick diye bir şey. Go home anneciğim. Denensin. Bitiyor bitiyor, az kaldı az kaldı. Az kaldı dediğin yine bir 10 paket var herhalde. Ne bu? Bu yaz başka yaz. Ekim'deyiz. Ama bekleyen ürün yok, bunlar bu ay geldi. Hocam bayağı güzel bir paket. İçinde bayağı bir şey var. Kitap falan var. Diyanar'dan. Sevgili Danla, kendi hikayeni yazacağım muhteşem bir yazı hazır mısın? Bu paket eski, bana şu an vermişsiniz. Senden bahsediyorum, DNR'den değil. Hayır, hepsini bu ara... Yaza ayarlı. Hazır mısın diyor. Bu yaz hayallerim bir bir gerçek olsun. Küçük hediyelerimiz eğlenceli yolculuğunda sana eşlik etsin. Üstünde şey var mı? Açık tarih var mı? Ama... Var. 28.07.2020'de gönderilmiş. Bize o zaman bu ay geldi. Titek. Kürşat Başar, gerek yok, hoş değil. En üzünlü Eylül. Dünyasızlar, maskeler. Böyle iç dolu paketleri bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Powerbank mi bu? Evet. Hayatta en ihtiyacım olan şey ve her aldığımda evde unutup asla yanında taşımadım. Niye bakıyorsun powerbank? Çok küçük ya, o yüzden. Evet, o yüzden bana layık bunu görmüş işte, daha kolay taşınır diye. Neyini kıskandığını anlayamadım. Hayır, iyi bir ürüne benziyor. Çok küçük. Tamam. Yoruldum. Ve acıktım. Haklısın, ben de yoruldum. Bu arada 1 saat 15 dakika oldu. Böyle video mu olur? Oturmuşum saatlerde paket hazırlıyor. Açıyorum ve siz de bunu izliyor musunuz gerçekten? Şu an hala izleyen var mı bu videoyu? Vardır. Var mıdır? Ya helal olsun. Gerçekten seviyorsunuz beni. Bazen hissediyorum. Kırılabilir bir şey diyor. Nereye koyacağım? Yer mi kaldı şu an yani? Nereye koyacağım? Artık üstünde koyuyorum. Ayıklayacağız. Bir de bunun sonrası var arkadaşlar hani. Bunları düzenleme noktası var. Benefit işte. İşte budur. İşte budur, kargo budur. Kocaman bir benefit. O da kırılacak. Kesin şey kırmışsınızdır yani. Siz zaten bunları. Veriziniz var ya bana. Zoom partisine davet edilmişim 3 Eylül'de ve sen bunu bana içine dökülmüş. İçine dökülmüş. Stickerlarım gitmiş. Sticker yollamışlar bana ve gitmiş stickerlarım. Ama bıktım ben her hafta aynı şeyi ikinci defa istemekten. Sticker mı bu, ne bu ya? Ya of ya! Dövmeymiş. Oha, dövmenizi uygulamak için tene uygulamanın önce makas ile fal, tamam yapışkan elime. Dövmeymiş ve çok güzellermiş. Ben kurtarırım bunları. Kurtarırım. Buraya bırakıyorum. Videolarda yaparız. Oha! Oha! Çok iyi işte. Bana yalanabilecek en güzel hediye. Evet, hadi içeri koy. Şampanya mı o şarap? Evet, şampanya. Şaka mı? Buraya ihtiyacım olan şey geldi. Işıklı makyaj aynası. Benefit inanılmaz bir marka. Gerçekten. Tam. Bir şey söyleyeyim, şaka yapıyorsunuz değil mi? Biz gelen paketin güzelliği peki. Hazır mısın? Çok iyi ya, çok tatlı. Bir şey daha var galiba. 3 şey daha var. Çok güzel bu paket, çok mutluyum. Şey, kaş ürünü. Bunlar eve gidiyor. Bu ne? Bandana mı? Maske mi? Ne bu? Bandana. Bir de kolye. Bir de kolye. Çok iyi bir paketti bu arada. Aşırı güzel, çok hoşuma gitti. Niyeyse beni çok mutlu etti. Bu arada içinde benefitten bir ürün vardı değil mi? Kaş ürünü ve şey var. Makyaj çantası var. Gerisi ihtiyacına yönelik. Gerçekten yani. Şampanya dahil olmak üzere. Aa! İçecek bir şey gelmiş Pınar'dan. Dene bunu. Aha. İkinci bardağım geldi. Evdeki eksiklerim bir bir doluyor. Burada şey var mı bizim? Ne? Buzdolabı yani, düşünün yani James Charles'ların falan suyularında neler var. Buzdolabı yok. Şaka değil. Hani soğuk bir su içmek istesem.
Yok arkadaş. Ve Arda benim bu ofise aşırı heyecanlı, hevesli gelip eğlenerek video çekmemi bekliyor. O bana mı? Sana. Yemek siparişi duruyor. Ne? Ne bu? Bir şey diyeceğim, bayağı güzel bir şey. Ne o, havlu? Bu yaz başına gelseydi üstüme bağlayıp bikini üstümde gezerdim ben. Ama not çıkmadı içinden. Ben ikisinden bir paket yollamışlar bana. O yine paylaştığım şey. Linkini verdim. O yüzden bu da sizde aranızdan birine geliyor. Bitti mi? Hayır, daha sağ taraf var. Sol tarafım var. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum yani. En çok hediye paket açtım. Hediye paket açma videosu bu olabilir. Yine kırılabilir bir şey diyor da. Çıkırılabilir gibi gelmedi bana. Klima açar mısın ne olur? Dayanamayacağım. Zaten şu andan itibaren kimsenin ben videoyu izlediğini düşünmüyorum. Sıfır kişiyiz şu an burada. Roller Türkiye. Aa, yoksa şey mi? Ne? Herkesin paylaştığı bu yüz şeyleri var ya, bilmem ne taşından yapılan. Evet. Evet. Bunları böyle sabah soğuk yapıyorlar ya. Bilmiyorum. Bir yıkasaydım ama yüzüme sürmeden önce. Sevgili Danla, severek kullanacağını düşündüğümüz roller ve gua şamı bu ne? Gece gündüz yurt bakım rutinini zenginleştirmek. Merak ediyordum bu arada, teşekkür ederim. Bu da şey, bunu da böyle böyle yapıyorlar. Bunları deneyeceğim mutlaka. Eve gidiyor o yüzden. İkisini aynı pakete koyayım ben. Burayı görmeni çok isterim. Çok isterim yani. Göreceksiniz. Sephora. Oha! Bir şey söyleyeceğim. Bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gelin ya. Bana böyle paketlerle gelin ya. İçinde Mario Badescu var. Hayatta en sevdiğim markalardan biri yani. Too Faced. Bu ne? Takipçiye gidiyor değil mi? Size değil, ona yapıyorum. Çünkü her bu kadar sevindiğim paketi size yollamaya çalışıyor. Ama bir önceki hediye açma videosundan sonra biraz kusura bakmayın yani. Ağır. Bana değil gibi geldi. Ondan iki tane görmüştüm ben sanki. Aynı paket. Al işte bak, bana değil dediğim paket bana değildir. Arda'nın paketi. Aç ne oldu kendine? Neden açmayacakmış? Belki özel bir şeydir diye. Özel bir şey niye okusa yolluyor? Liverpool şampiyon falan bir şeyler yazıyor. Ay hiç bu paketin bana geldiğine o kadar eminim ki. Yani hiç Arda'lık bir şey değil bu. Şaka mı? Ha, Oğuzhan yollamış. Demar ki Oğuzhan. Oğuzhan bunun kesin bana yollamıştır. İki tane ise biri banadır onların. Diğeri kimi? Ben senin değildir demedim ki. İki tane gördüm dedim. Tamam ama Arda yazanı vermişsin bana. Orada bir yerde. Bak Oğuzhan kartını da yollamış. Oğuzhan vereyim lan numaranı herkesin. Bir daha gösterir misin canım paketi? Benim beni şampiyon seçmiş. Ne? Paketi bir daha gösterebilir misin? Ay canım ya, hep şampiyonluğumu kutlamış, teşekkür ederim. Şampiyonluk heyecanının Liverpool sokaklarından dünyanın dört bir köşesine kadar uzandığını hissedebilirsiniz. İki tane isem net hissederim zaten. Devam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arda'nınsa da artık benim. Ay kırılabilir, kırılabilir. Kırılır inşallah. Sevgili Damla. Bal, Cici, Pakize ve diğer çocuklarınla olan neşeli hayatını keyifle takip ediyoruz. Bizim ürünlerimiz de patili dostlarımızın sağlığına uygun mama kapları üretme fikriyle ortaya çıktı. Yükseltilmiş ayaklarla onlara daha sağlıklı bir beslenme pozisyonu sağlarken... Vav. Wow. Ahşabın sıra dışı tasarımlarıyla evine de şıklık katacağımıza eminiz. Güzel günlerle kullanıp hikayenizi... Ya teşekkür ederim. Wood and... Ne yazıyor orada? Paint mi yazıyor? Ben burada göremiyorum. Ha evet, burada yazıyormuş işte isim. Ben niye kağıttan okumaya çalışıyorum? Ama bu hani benimkilerin şey, biliyorsun değil mi? Bir oyun. Bir oyunumuz. Hatta bir oyun bile değil. Ama çok güzel, bayıldım. Çok tatlı. Bu ne? Her şeye bu ne? Ahmet Faik'ten gelmiş. Yiyelim güzelleşelim. Yani içinden her an yiyip güzelleşebileceğim bir şey çıkabilir. Allah'ım ne olur tarihi geçmemiş olsun senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden? Tüh be. Yiyecek içecek hiçbir şey yok içinde. Markanın adı ne? Poenna. Poenna yani marka şu an diyecek ki. Ne çıktı ya? Çikolata beklediğim şeyin bikini çikolata. Teşekkür ederim. Bozulduğuma bakmayın, çok açım. Ve Ahmet'in adını görünce... Ben doğru... Bir dakika, ben Ahmet'leri de karıştırmış oldum.
Hayır, tamam tamam, doğru Ahmet, tamam. Yanlış anlamayın, gerçekten çok açım. Ve Ahmet'in adını görünce hani bikini Ahmet çok alakasız, hani çok alakasız. Oha, bu çok güzelmiş. Bayağı güzel bikini altı. Teşekkür ederim. Hani poenayı da çikolatacı sanmazsın be. Güzel çikolatacı ismi olur ama. Ama baksana yani, bunun üstüne Ahmet ismi yazınca insan bir ümitlendi. Açım, bitti. Bitmese de bitti yani, bitti benim için. Bu videoyu gerçekten sonuna kadar izlediyseniz helal olsun yani. Bu işsizlik çok fazla. Bu videoyu sonuna kadar bana kimse izletemezdi mesela. Ben izlerdim. Gerçekten mi? Neyini izliyorsun mesela? Merak. Doğru. Ben de izlerdim. Bir sonrakine ne çıkacak diye. Çünkü çok güzel paketler yolluyorlar. Evet. Bitti. Bir videonun daha sonuna geldik ve hiç bu kadar memnun kalmamıştım bir videonun sonuna geldiğimiz için. Hepinize öpüyorum. Paketleri nasıl yollayacağız? Bilmiyorum. Neyi unuttuk? Neyi? O paketlerle fotoğraf çekmeyi unuttuk. Ya şu an kapak fotoğrafımız yok mu? Ay süperiz AQ ya. E tamam, videonun içinden görüntü alırız. Siz şu an izlerken kapak videosu var da. Ya zaten bu arada fotoğraf çektirecek yerinde yoktu da. Ya bir şekilde çekerdik. Evet. Ama. Önemli değil, buluruz ya içinden bir yerden. Bulacağız. Buluruz yani. En kötü ne yapalım biliyor musun? Ben şuraya falan yatayım, beni burada falan çek yani. En kötü böyle bir şey yapabiliriz. Neyse, biz şimdi öncelikle bu konuyu tartışacağız, kapak fotoğrafını. Sonra burayı toplamaya başlayacağız. Muhtemelen 7-8 dakika kavga ederiz, küseriz zaten. Yani çünkü şu an burası korkunç. Hepinize öpüyorum. Haftaya makyaj mı, vlog mu, ne? Bilmiyorum ki. İkisinden biri. Bye. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı geç. Ben kapak videosu şu kadar bir tarafımda değil bak. Çıkamıyorum. Buradan bana mesela çık desen çıkamam ben. Masayı çekerim de ben sana. Kapak benim için kapak önemli şu an. Ya kapağı buluruz. Kapakta bir şey yok. O videonun içinden buluruz kapak. Kapak bulunur. Çekeyim masayı, istiyor musun? Bilmiyorum, yardım mı çağırıyor? Yani. Cidden hani bir abladan falan rica etsek de. Ne telefonum yapıyor? Da yok. Bilmiyorum yani.